Hava olumlu büyük bir anlaşmazlık yok gibi bir açıklama var. Malum İsrail buradaki işgalini tamamen sona erdirmeden rehineler verilmeyecek diyordu. Hamas bir olumlu bir hava var diyor. Bu arada yani bu rehine videolarının yayınlanması ve İsrail kabinesinde böyle kamuya açık kavga görüntüsünün yansıması sonrasında Biden Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yaptı. Refah meselesi, yani refah saldırılacak mı saldırılmayacak mı? Çünkü bakanlardan birisi diyor ki saldırırsanız eğer bir şekilde bu hükümet dağılacak. Öbürleri de diyor ki eğer saldırmazsanız ben çekileceğim, asıl o zaman patlayacaksınız. İşte böyle bir noktada Kirby'den, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan bir açıklama geldi. Hani bize saldırmayacakları konusunda bir güvence verdiler dedi, ama o da bir şartlı güvence. Hani Blinken'da konuşuncaya kadar. Bir de o cepheye bakalım. İsrail askerleri Refah kara saldırısı için elleri tetikte beklerken kritik bir görüşme gerçekleşti. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefonda konuştu. Beyaz Saray'a göre Biden Refah pozisyonunu bir kez daha açıkça ifade etti. Kentte sıkışıp kalan 1.4 milyon Filistinlinin güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirtti. ABD Başkanı daha önce Refah kara saldırısını kırmızı çizgi olarak tanımlamıştı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby'ye göre İsrail Biden yönetimine söz verdi. Amerika ile yüz yüze görüşme yapılmadan Refah işgal operasyonu başlatılmayacak. İsrailli yetkililer kendi bakış açımızı ve endişelerimizi onlarla gerçekten paylaşma şansımız olana kadar Refah'a girmeyeceklerine dair bize güvence verdiler. Gözler ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a çevrildi. Blinken 7 Ekim'den bu yana 7. kez İsrail'e gidecek. Refah kara saldırısı yapılmadan Hamas'la baş etme yöntemlerini konuşacak. Bir yanda